Her hafta olduğu gibi transfer haberleriyle karşınızdayız. Haberlere geçmeden kanalımızın klasiği günün sorusu sizlerle. Mario Balotelli ekranda gördüğünüz 3 ligden hangisinde forma giymedi? Orta seviye bir soru diyebilirim. Cevabı yoruma yazabilirsiniz. Abone de olduysanız başlıyoruz. İyi seyirler. Bayern'de takım arkadaşı Leroy Sané ile sorun yaşayan Sadio Mane eski Liverpool'lu arkadaşlarına Liverpool'u özlediğini dile getirmiş. Bayern Liverpool'dan 32 milyon avroyu aldığı Mane'yi ucuza bırakırsa Liverpool ucuz bir Mane'ye hayır demeyebilir. Ama şu an gündemleri bu değil. Orta sahaya 3-4 oyuncu takviye yapmak istiyorlar. Klopp da bunu doğrularcasına orta saha transferi için listelerinde toplam 13 tane ismin olduğunu basın toplantısında açıkladı. Bellingham'dan ise vazgeçtiler. Geçtiğimiz günlerde Dortmund'a fiyat sordular. Dortmund 130 milyon avro civarı bir fiyat istedi. Liverpool'a bu çok fazla geldi. Bu sebeple masadan kalktılar. Tuameni için Real Madrid'e yapılan 71 milyonluk sterlinlik teklif ise hem Real Madrid hem oyuncu tarafından reddedildi. Gabco ise kulübün Premier Lig'de 8. sırada bulunması hakkında konuştu. "İlk 4'te biteceğimize inanıyorum. Hedefimiz de bu." dedi. Dedi demesine ama kalmış 7 hafta pek de inandırıcı bir cümle değil. Arsenal ise son maçında da berabere kaldı. Saka penaltı kaçırdı. Normalde bu sezonun Arsenal adına en iyilerinden ama bu penaltıyı kaçırması belki de tüm sezonunu yakacak. İnsanlar zaten her zaman kötü olanı hatırlar. Bakalım göreceğiz. Ligde ilk ikide durum şu an böyle. Arteta ve Arsenal şampiyonluk baskısını ilk defa yaşıyor. Pep ve takımı ise şu an büyük ihtimal çok gamsızdır. Adamlar zaten ligi hep kazanıyor. Pep Guardiola ise adı sık sık Barcelona ile anılan İlkay Gündoğan için konuştu. İlkay Manchester City'nin kaptanı olarak bu sezon hala 3 büyük kupa kazanabilir. Şu an odaklandığı tek şey bu dedi. Bayern'de kiralık olarak oynayan Cancelo ise City'nin kazandığı Şampiyonlar Ligi maçında City taraftarları tarafından aşırı bir şekilde ıslıklandı. Bu yüz ifadesi zaten olayları özetliyor. Bayern eğer 70 milyon avroluk satın alma maddesini aktif hale getirmezse yazın City'e geri dönecek ama taraftar bizi istemeyeni biz hiç istemeyiz kafasında. Tottenham ise bu sezon ilk 5'teki rakiplerine göre kalesinde daha fazla gol gördü. Tamam bunun tek suçlusu kaleci Loris değil ama performansında yaşının da etkisiyle gözle görülür bir düşüş var. Tottenham bu sebepten ötürü kaleci arayışı içinde. Scoutları bir liste hazırladı. Napoli kalecisi Meret'in isminin de bu listede olduğu öğrenildi ama onu Napoli şampiyon olduktan sonra oradan almak kolay olur mu bilemedim. Harry Kane ise şu an Premier Lig'de tüm zamanların en golcü 3. futbolcusu konumunda. Tottenham'daki geleceği için gelecek teknik adamı ve Şampiyonlar Ligi biletini bekliyor ama bu rekora sahip olabilmek için önceliğinin her koşulda Premier Lig'de kalmak olduğu İngiliz basınında bir bilgi olarak verildi. Chelsea yönetimi ise geri dönüşünden sonra çıktığı 3 maçta da mağlubiyet alan Lampard'ı geçen hafta da belirttiğimiz gibi Real Madrid karşılaşmasından bir sürpriz çıkmadığı sürece sezon sonu yollayacak. Şu an ise yerine konuşulan isimler netleşiyor. Nagelsmann ana hedef, Nagelsmann olmaz ise Luis Enrique ikinci planda. Tabi yeni görüşmelerden çıkan sonuçlar da bu hedef sıralarını değiştirebilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Chelsea sezon arasında 106 milyon sterlin ödediği Enzo Fernandes'in sözleşmesini ise 2032 yılına kadar uzattı. Tamam Enzo şu an kötü Chelsea'de iyi sayılabilecek birkaç performansı veren isimden biri ama hem bonservisi çok yüksek hem 2032 yılı ne alaka bilemedim. Yani bu oyuncuya da rehavet verebilecek bir sözleşme diyebilirim. Abramovich'in Chelsea'si yeni başkan Todd'un elinde iyice değişik bir hal almaya başladı. Adamlar paralarıyla rezil oluyorlar. 600 milyon avro harca ama geldik de 11. sırada ol. Manchester United'ın ise Arsenal'den sonra Orkun Kökçü'yü gündemine aldığı öğrenildi. Teknik adam Tenang bildiğiniz üzere Hollandalı. Kendi liginde doğal olarak sıkı takipte. Orkun ise bu sezon özellikle çok gelişti. Oyunun iki yönünde çok iyi oynuyor. Hücum katkısı ise süper. Bir de kaptanlık bazı bandı da kendinde. Yani liderlik ruhu da var. Yazın talibi çok olacak. Her geçen gün dış basında adı yeni bir takım ile anılıyor. Bakalım yazın nereye gidecek. United'da stoperler Rafael Varane ve Lisandro Martinez sakat durumda. Martinez zaten sezonu kapattı. Bu bu yüzden United taraftarı şu an ekranda gördüğünüz bu abiye dayanmak zorunda. Başka çare yok. Son Sevilla maçında yine acayip hatalar yaptı. Her zaman kendini bir şekilde gündeme saçma sapan hatalar ile getiriyor. Bir türlü Leicester City'de gösterdiği performansı United'da yansıtamadı. Barcelona'da ise Messi için Xavi konuştu. Paris'ten ayrılması artık şüpheli değilse Barcelona onu getirmek için elinden geleni yapacak ama şu an önceliğimiz La Liga'yı kazanmak dedi. Messi için son zamanlarda geri dönmek için sözleşme sezon sonu biten arkadaşı Busquets ile ilgili yeni sözleşme istediğine dair söylentiler vardı. Xavi'ye bu da soruldu. Xavi, Busquets'in geleceğinin Messi'nin geri gelip gelmemesine bağlı olduğunu düşünmüyorum dedi. Messi'nin gelmesi ise şu an kesin değil. Eğer Barça finansal durumu ayarlarsa teklifini sunacak. Şu an önceden de belirttiğimiz gibi Messi'nin masasında sadece Avrupa kulüpleri adına Paris'in uzatma teklifi bulunuyor. Real Madrid ile devam ediyoruz. Ancelotti yine konuştu. Bu sefer kendi geleceği için konuştu. Sanırım Başkan Perez devam etmemi istiyor. Kulüp sakin ve gelecek sezon burada olacağımdan ve iki tarafında sözleşmeye uyacağından eminim dedi. Böylelikle hakkında çıkan Brezilya milli takımı ve Chelsea iddialarına kapıyı artık kapattı. Asensio ise geçen hafta belirttiğimiz üzere ayrılmayı düşünüyordu ama Ancelotti Perez'e onu ikna etmeleri gerektiğini söyledi ve oyuncu ikna edildi. Ardından sözleşmesi sezon sonu biten Asensio'ya iyi bir teklif sunuldu. Ancelotti'nin istediğini nereden biliyorsunuz derseniz, bunu kendi açıkladı. "Umarım kalır. Gol ve asist yönünden çok etkili bir oyuncu." dedi. Bu arada Real Madrid'in alternatif golcü için Lille forveti Jonathan David'i listeye aldığı öğrenildi. Kanadalı isim bu sezon ligde 30 maçta 20 gol, 4 asist oynadı. Roma ise Lyon'dan Usama Var için bastırıyor. Sözleşmesi sezon sonu biten Cezayir asılı Fransız orta saha için doğal olarak tek aday değiller. Ama geçtiğimiz gün bir Roma yetkilisi Fransa'da görünmüş. Sözleşmesi sezon sonu biten ve Inter'in takip ettiği stoperleri Smalling ile ise 2 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardılar. 33 yaşındaki oyuncu iş resmiye binerse senelik 3,5 milyon avro kazanacak. Mourinho ile farklı bir seviyeye evrildi o da. Zaha için ise zorlayacaklardı ama Premier Lig kulüpleriyle maaş konusunda yarışmaları pek mümkün değil. Bu yüzden şimdilik Zaha adına bir hareket Roma için söz konusu değil. Lazio forveti Immobile ise bir kaza yaptı. Arabası tramvayla çarpıştı. Arabası gerçekten çok kötü bir hal aldı. Kendisi kurtuldu. Kurtulduktan sonra şöyle konuştu. Bir mucize eseri kurtulduk. İnanılmaz bir darbe aldık. Küçük arabada olsaydık sonu kötü olabilirdi dedi. Sarı'ya şampiyonluk şansı soruldu. Doğal olarak şakaya vurarak cevap verdi. Napoli'de doğdum ve batıl inançlarım var dedi. Lazio ise Sergej Minikovic Savic'e 4 yıllık yeni bir sözleşme teklifi sundu. Sırf futbolcu kararını vermek için sezon sonunu beklemek istediğini belirtti. Sözleşmesi 2024 yazında biteceği için çoğu kulüp bu yaz onun için Lazio'nun kapısını çalmayı düşündü düşünüyor. Arsenal, Newcastle ve daha çoğaltabileceğimiz birkaç örnek var. Milan ise Origi ile sezon sonu yollarını ayırmak istiyor. Liverpool'dan ücretsiz kadrolarına kattıkları isim istikrar sağlayamadı ve genelde yedek olarak kaldı. Liverpool'daki yedek hali yine süperdi ama burada o hali de yoktu. Origi 28 maçta 2 gol 1 asit oynadı. Ligde son 6 maçtır kazanamayan Inter ise 5.liğe kadar geriledi. Teknik direktör Inzaghi'nin tek silahı Şampiyonlar Ligi. Benfica'yı yerlerlerse yarı finaldeler. Ivan Perisic ise Inter'e geri dönmek istiyor. Conte için topluma gelmişti ama şimdi o yok. Şimdilik Inter ile bir görüşme olmadı ama Inter'in bu dönüşe sıcak bakabileceği konuşulmakta. Onana'ya ise United'ın ilgisi var. Inter, Onana'nın performansından memnun. Lakin onu bonservis ödemeden elde etti. Bu yüzden kazançlı teklifleri değerlendirebilir. Juventus ise ligde 15 puan silme cezası aldıktan sonra Avrupa Ligi'ne odaklandı ve orada kupayı alıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Çeyrek final ilk maçını yendiler. Ama taraftar ikinci maç için çok da rahat değil. Dusan Vilihovic'in performansından sonra gelen eleştiriler için ise Allegri konuştu. Vilihovic sadece 22 yaşında bir sezonda zor anlar da yaşanır en güzel anlar da o sakin kalmalı dedi. Juventus, Lazio'nun bu sezon yükselişinde önemli faktör olan Zaccani'yi ise takip ediyor. Zaccani, Serie A'da bu sezon 27 maçta 10 gol 6 asist oynadı. Leroy Sané ile soyunma odasında kavga ettiği ve Sané'nin dudağını bu hale getirdiği söylenen Sadio Mane ise takımı tarafından 300 bin avro ceza aldı. Mane normalde gerçekten iyi biri. Ama Sané onun sınırlarını zorlayacak bir şekilde ona hakaret etmiş. Siyah olmasıyla ilgili bir söz ettiği söyleniyor. Şahsen ben Mane yaptıysa haklıdır tarafındayım. Sané'yi de severim. Ama kimse bizim Mane sevgimizi sorgulamasın. Tuel ise bu konu hakkında konuştu. Herkes hata yapar. Rol modeller bile. İnandırıcı bir özlü vardı. Mane çok iyi bir profesyonel. Bu olaydan önce de şimdi de dedi. Bayern bunun dışında Leva sonrası halen golcü getirmedi. Gündemde o var. Tuel yaptığı açıklamayla ilgilendiklerini neredeyse kabul etti. Bu konuda bir fikrim var. Ama Napoli kulübüne ve teknik adamına saygıdan konuşmayacağım dedi. Alman kulübüne yakın kaynaklar Bayern'in ona teklif yapacağını düşünüyor. Dortmund ise Frankfurt ile sözleşmesi sezon sonu sona eren Japon orta saha Kamada'ya yıllık 6 milyon avrodan 5 yıllık sözleşme önerdi. Japon bunu reddetti. Bu sezon 39 maçta 13 gol 5 asist oynadı ve birçok ekibin gündemine girdi. Bundesliga dışına iyi bir transfer yapması bekleniyor. Süper ile devam ediyoruz. Galatasaray'da adı Avrupa kulüpleri ile sık sık anılan Boey dış basına konuştu. Hayalim çoğu oyuncu gibi Premier Lig olmaya devam ediyor. Bundesliga'yı da seviyorum dedi. Galatasaray Boey'i ana planda satmayı düşünmüyor. Ama 15-18 milyon avro üstü tekliflere masaya oturabilir. Erden Timur ise Nelson'a ilgi olduğunu ama geçen hafta bizim de belirttiğimiz gibi kulübe gelen bir teklif olmadığını söyledi. Icardi için ise Paris oyuncunun yükseliş grafiğinden sonra maçlarına scout yollamaya başladı. Ajax ise Boye ve Kerem izliyor. Onlar da scout yolladı. Icardi'nin gelişimini ise Milan, Roma ve Juventus'ta takip ediyor. Galatasaray eğer Icardi kalma isteğini sürdürürse avantajlı olacaktır. Ama bu tür ilgiler Paris'in istek konusunda elini güçlendirebilir veya Icardi'nin aklını çelebilir. Fenerbahçe'de ise Jorge Jesus'a 2024 yazına kadar sürecek yeni bir kontrat önerildi. Ali Koç ve ekibi kalmasını istiyor. Jesus daha henüz kararını vermedi. Türk basınında Raul Jimenez yazılıyor. Çünkü Wolverhampton onu yazın uygun fiyata satmaya sıcak baktığı biliniyor. Ama oyuncu çok sık sakatlanıyor. Örneğin bu sezon 13-14 maçta sakattı. Oynadığı maçlarda da çok etkili değildi. Eski Jimenez artık yok. 18 maç, 3 gol 1 asist. Yani bu sebepten ötürü oyuncuyla adı anılan ne Fenerbahçe'nin ne de Beşiktaş'ın oyuncunun önerilmesine rağmen oyuncuyu transferde bir numaralı hedef haline getirmesi veya üstlere yazması pek beklenmiyor. Ferdi için verdiğimiz Inter haberleri ise Türk basına yeni düşmüş durumda. Ama Inter belirttiğimiz üzere Danfriz'i satmadan böyle bir teklif yapmayacak. Ne zaman Danfriz satılırsa Ferdi için Fenerbahçe'nin kapısı Inter tarafından o zaman çalınacak. Beşiktaş'ta ise beklediğimiz gibi Masuaku'nun bonservisi alındı. Fiyat normalde 2.2 milyon avroydu. Beşiktaş 2 milyon avroya çekmeyi başardı. Oyuncu ile 2 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalandı. Getson Fernandez iyi bir teklif gelmesi halinde sezon sonu satılabilir. Bunun nedeni gerçekten ciddi ilgi var. Başta Lazio ve Roma olmak üzere birkaç İspanyol kulüp de oyuncuyu takip ediyor. Nurçebi ise bu sezon Ada ve Türkiye arasında mekik okuyan Delali için konuştu. Delali için Ceyhun Kazancı ile görüştüm. Eğer bedelsiz gelecekse bir yılda şansımızı deneyebiliriz dedim. Maxim ise Beşiktaş'ta çok beğenildi. Bir Gaziantep'li olarak gerçekten Antep'te yıllardır çok iyi oynadığını söyleyebilirim. Oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Beşiktaş'ta oyuncuya sıcak bakıyor. Gaziantep 2 milyon ve 2,5 milyon avro arası bir bonservis talep etmekte. Trabzonspor ise Hırvat teknik adam Nenad ile anlaştı. Sabek Bruno Perez ise ayrılmak istiyor. Bu sezon neredeyse full sakattı. Yazın bir talibi olması halinde çıkışına izin verilebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olarak ve içeriklerimizi beğenerek bize destek olabilirsiniz yeni içeriklerde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.